Merhaba, ben Gürkan Aydın. 32 yaşındayım. Erkek kuaförüyüm. Abim Murat'la birlikte hem çalışıp hem işletmekteyiz. Eşim Sevda ile 5 yıldır evliyiz. Suden adında da 4 yaşında bir kızımız var. Ay maşallah. Sağ olun, teşekkürler. Evet, Sevda Hanım, sizleri tanıyalım. Merhabalar, ben Sevda Aydın, 28 yaşındayım. Gürkan'ın da söylediği gibi 5 yıldır evliyiz. 4 yaşında Suden isimli bir kızımız var, dünyalar güzeli. Kadın kuaförüyüm ancak evlendikten hemen sonra hamile kaldım ve o yüzden mesleğimi bırakmak zorunda kaldım. Şimdi yeni bir ev bulabilirsek yine güzel bir eve çıkmak istiyoruz. Ve işinize geri dönmek istiyorum. Ve işime geri dönmek istiyorum. Bugün elimizden geleni yapacağımıza hiç şüpheniz olmasın. Ben Ayça Aydın, 35 yaşındayım, ev hanımıyım. Gürkan'ın abisi Murat'ın eşiyim. Eltim Sevda'ya ve Gürkan'a ev bakmaya geldik. Nehir ve Ada adında iki tane kızım var. Maşallah. Teşekkür ederiz. Bakalım bugün güzel bir gün olacak. Umarım. İlk önce sormamız gereken en önemli sorulardan bir tanesi, bulunduğunuz evden neden çıkıyorsunuz ve neden yeni bir yuva ihtiyacı oluştu? Biz ilk evlendiğimizde taşındığımız evdeyiz. Orası 2+1. Bize biraz küçük gelmeye başladı. Çocuğumuz Suden büyüdü. Eşim de işe başlayacak tekrar. O yüzden kayınvalidem gelip gitmeye başlayacak. Ondan dolayı bize bir oda daha gerekiyor. Aslında gelirimiz de bir tık artacak hem hanımefendi çalıştığı için de. Evet, evet. Evin geliri. Evet, ondan dolayı daha büyük bir 3+1 bir eve geçmek istiyoruz. Süper. Süper. Şimdi gelelim sizleri mutlu eden soruya. Nasıl bir ev arıyorsunuz? Nasıl bir evde yaşamak sizleri daha çok mutlu eder? Açıkçası toplu taşımaya yakın olması ikimizin de işini çok kolaylaştırır. Gürkan'ın iş açısından. Ben de aynı şekilde işe tekrardan başlayınca ulaşım önemli olacak. O şekilde ulaşımı kolay, geniş, ferah, 3+1 bir ev bakıyoruz. Evet, geldik en önemli soruya. Yeni ev için ayırdığınız kira bütçesi ne kadar? Ailemizin bütçesi nedir, öğrenebilir miyiz? Açıkçası şöyle, ben de artık çalışmaya başlayacağım için 23 bin lira gibi bir bütçe belirledik aramızda. Evet, 23 bin TL bütçemiz. Aslında buna hiç gerek yoktu. Sevda çalışmak istemeseydi. Abla, yani şimdi bunları burada konuşmaya ne gerek var? Ya en başından böyle yapacaksan zaten bizimle gezmeye gelme bence. Gürkan Bey de burada. Biraz yere bakmaya başladı evet. Gürkan Bey, böyleydi az Allah önce. Dedi, ben nereye öyle bir gidiyordu. Hiç gerek yok, bugün Yiğit iki tane çok güzel ev ayarladı. Keza ben de muhteşem evler ayarladım. O yüzden eğer senin de izin olursa ilk önce Yiğit'le başlayın ve yüzleriniz gülmeye başlasın. Ne dersiniz? Olur dedim. Tabii ki. Evet. Şimdi ilk benim evleri görmeye gideceğiz. İlk dairem için yola çıkabiliriz. Lütfen beni takip edin. Tabii.